Şimdi peki neden yapamıyoruz? Biraz bunlara gelelim. Yani biz şunları konuştuk. Hiç kimse çıkıp da ya bu önemli bir konu değildir canım. Yani ötelense ne olur, ötelenmese ne olur. Haz dediğin gel gibi yaşayacaksın falan diyen çok az çıkar. Yani çok böyle nadir çıkacak. Niye yapamıyoruz? Bildiğimiz halde neden haz ötelemede sıkıntı yaşıyoruz? Şimdi ebeveynlik penceresinden bu sorunun cevabına bakacak olursak ben 4 temel şey söyleyeceğim. Bizim çocuklarımıza sınır koyamamamız ve çocukların hazlarını ötelemesinde yardımcı olmamızın önüne geçen 4 temel sebep. Bir tanesi çok basit, çok masumane bir şekilde kıyamıyoruz. Çocuk bir şey istiyor. Aslında o şeyin onun ihtiyacı olmadığını biliyoruz, görüyoruz ama çocuk öyle bir istiyor ki, öyle bir ağlıyor ki. Ay içim acıyor, tamam tamam. Yavrum telefonu sana veremem bu akşam. Yeterince televizyon izledin, yeterince tablete baktın. Hayır bu akşam artık hakkın yok diyoruz. Çocuk ağlamaya başlıyor ama anne öyleydi böyleydi falan diyor. İçimizden de bir ses diyor ki annelik şefkati. İzlese ne olur ya, birazcık daha baksın, üzülmesin, yazık diyoruz ve veriyoruz. Anneler ve dahi babalar olarak dengeye kavuşturmakta çok gayret etmemiz gereken duygulardan bir tanesi ne biliyor musun? Hep hani anneliğin imtihanı öfke Hı-hı. diye konuşulur. Çok daha bence önemlisi şefkat. Şefkat. Annelik şefkatiyle yaptığımız o kadar çok hata var ki, güya kıyamadığımızdan yapıyoruz ama o bizim kararlı durmayışımız, o şefkatimize yenik düşüşümüz daha büyük bir kıyıma sebep oluyor. Aslında farkında olmuyoruz. Ya da çocuğa bir kural koyup o kuralın arkasında durmayı, kararlı bir duruş sergilemeyi zorbalıkmış gibimize geliyor. Hani ay kötü annem oldum şimdi ben, hayır dedim çocuğuma, eyvah çocuk da ağladı, zorbalık mı ettim gibi bir his geliyor içimize. Ne oluyor? Aa yapayım ya. Yani iyi annelik eşittir çocuğuna hep güldüren anne. Eşittir çocuğunun hep suyuna giden anne. Böyle bir şey yok. Bak daha geçen gün Enes'le yaşadığımız şeyi hadi anlatalım. Okulda hocasıyla aldıkları bir karar var. İşte hafta içi tablet telefon olmayacak. İşte sınav dönemleri de artık geliyor. 8. sınıf olacaklar. Daha ders için belirledikleri bir hedefleri var ve oraya doğru yürüyor. Ama her hafta bizim evde bununla ilgili bir arıza çıkıyor. Çünkü neden? Haz alıyor. Derin bir haz alıyor. İşte orada arkadaşlarıyla takip ettiği oyunları var bilmem ne. Ve her hafta ama anne çok bunaldım. Ama anne şöyleydi böyleydi. En ufak bir kararlı duruş sergilediğim zaman da ağlamaya başlıyor. Bak 13 yaşında bir çocuk bu. Küçük bir çocuk değil. Gidiyor ağlıyor. Ay diyor bu hayat diyor ne kadar zor diyor. Böyle bir şey mi olur diyor. Sayıyor da sayıyor. Evet. Çünkü bir hazına engel oluyorum ben onun orada. Ama şunu da bir gözlemci olarak lütfen paylaş izleyenlerimizle. O ağlamanın ardından o kararlı duruş devam ettiğinde çocuk neye hazır hale geliyor? O konu hakkında konuşmaya. Evet. O konu hakkında kararlılığını kendi iç dünyasında da sürdürmeye hazır. Biz o ağlama geçtikten sonra oturuyoruz ve hadi gel bak bunu şöyle yapalım. Bunu tekrar bir konuşalım. Neden önemliydi bu sınav senin hayatın için? Ya da öğretmenin neden burada sana hayır demiş olabilir? Konuşmaya ve bunun peşine düşmeye çok daha hazır hale gelmiş oluyor. Ben şunu da yapabilirim. Ya yavrum tamam, tamam ya yeterince şey yaptım, boşver çalış. Ders çalışmasıyla ilgili de değil aslında tableti alıp almaması. Hı-hı. Dersini yapsın ya da yapmasın belli bir sınıra zaten riayet olması etmemiz lazım. Gerekiyor. Orada onun gözyaşlarına kıyamasam, çünkü anne olarak evet benim kocaman artık delikanlılığa yürüyen çocuğumu böyle ağlatmak hiç hoşuma gitmiyor. Yani. Ağlaması orada ya da öfkelenmesi hiç hoşuma gitmiyor. Ben de isterim ki vereyim eline tablet, o mutlu ben mutlu. Ama işte işin yüzü öyle değil. Ben biliyorum ki bugün bu konuda hazlını öteleyemezse yarın öbür gün başka bir konuda hazlını öteleyemeyecek. Ve hayat boyu ona yani bela olacak, kapılar aralayabilecek bir şeye sebep olacak bu. O yüzden temelde en dengeye getirmemiz gereken duygularımızdan bir tanesi şefkat. Şefkat. Bir. Şefkati doğru yerde kullanmak, hı hı. kıyamamak ilk mazeret. İkincisi, çocuklarımıza o kıyamama halini daha aktif yaşıyoruz. Çünkü bizler yokluktan geldik. İçimizden bir ses şöyle diyor. Biz görmedik, bari çocuklarımız görsün. Biz bunu yaşayamadık, bari çocuklarımız yaşasın. Oysa ki kendi iç dünyamıza dair bir yolculuğa çıkacak olsak, bizim görmediğimiz bazı şeyler, evet belki biz yokluktan görmemiştik ama bazı şeyler
aslında bizim temel ihtiyacımız mıymış yani? Tamam, benim 10 tane bebeğim olamadı, belki bir tane oldu. Belki kiminin o bir tane de olamadı. Çorabı içine tıktı bir şeyleri, çorabı bebek yaptı. Ama bu kötü bir şey miymiş yani? Bunları bir sorgulamamız gerekiyor. Lazım, evet. Yani direkt oradaki arkadaşımın bebeği vardı, benim yoktu duygusallığından çıkıp, tamam kardeşim yoktu ama ben çoraptan bebek yapabileceğimi öğrendim böylelikle. Bu yokluk bana bunu getir diye gelebilmemiz lazım. Artı hayat zaten benim şunun var, onun şunu var, benimde yok gibi sorgulamalarla her an karşı karşıya kalacak yani. Sonuçta üstü yok ki, üstün sınırı yok daha doğrusu. Aynen öyle. Yani bu kıyaslama her zaman insanı zaten demoralize eder. O zaman benim yoktu onun olsundan çıkıp, benim yoktu bana ne katmış? Bak bu illaki kötü bir şey mi? Bunun bir tahlilini yapıp sonra da onun olsun derken benim ölçüm ne olacak? Onun neyi olsun? O zaman ben zengin biriysem yığayım mı önüne yani? Hani çocuğumun olabilecek şeyleri, çocuğuma alacağım şeyler benim zenginliğimle ölçülü mü olmalı? Hı hı. Ne kadar varsa o kadar da yığmalı mıyım? Yoksa bu işin dengesi nerede? Bunu az sonra sorgulayalım zaten. Hı hı. İşin temel mekanizması burası. Bir üçüncü madde, senin demin dediğin şey. Ebeveynler olarak şu psikolojiye giriyoruz. Arkadaşların arasında mahcup olması. Arkadaşlarında da varsa, onun yaş grubu bunu böyle yaşıyorsa benimkinde de olsun. Çevremde o kadar çok yaşıyorum ki bunu arkadaşlarımdan. Daha geçen yakın bir arkadaşımla konuşuyoruz. Kızı gayet çalışkan bir çocuk. Yani 100 üzerinden 97-98 gibi bir not ortalaması var. Seneye o da işte sınava girecek. Diyor ki, ve evde de böyle aktif, düzenli bir şekilde ders çalışma sorumluluğunu alabilen bir çocuk. Diyor ki, kızımı diyor şey yapacağım, dershaneye diyor göndereceğim. Dedim gerek var mı sence? Çünkü zaten hani desteğe bir ihtiyacı var mı sence? Çünkü çocuğun zaten bir hafta sonları var, onu da dershanede geçirmesine gerek var mı? Bu çocuk evde ödevlerini ya yapma sorumluluğunu, çalışma sorumluluğunu almış ve bunu da derslerinde gayet iyi olarak gösteren bir çocuk. Mesela buna niye bir destek dershane olması gerektiğini düşünüyorsun? Hı hı. Çünkü zaten çalışan bir çocuğu bir de hafta sonu dershaneyle boğacaksın yani. Hafta sonu da oyun vakti olsun. Dedi ki, ama dedi bütün arkadaşları gidiyor. Dedim gidebilir, arkadaşlarının ihtiyacı vardır, seninkinin yok. Yani hani görüntü o. Ama dedi şimdi eziklenmez mi dedi, hani bugünün tabiriyle. Ezik hissetmez mi kendini, bütün herkes gidiyorken o gidemiyor. Bu şeyi biraz sorgulamak gerektiğini düşünüyorum. Bu ebeveyn duygusunu. Bilmem ne marka spor ayakkabısı olmazsa çocuğum kendini ezik hisseder düşüncesi çocuğun düşüncesi değil. Değil. Bizim düşüncemiz. Alacağım o zaman başımı önüme, ben şunu düşüneceğim. Bilmem ne marka kıyafeti olmadığında, ayakkabısı olmadığında niye çocuğumu daha değersiz hissediyorum? Bu sağlıklı bir yetişkin düşüncesi mi? Eğer ben kendi değerimi bilmem ne marka telefonum olduğunda hissediyorsam, bilmem ne model arabaya bindiğim de var ve işte arabanın anahtarını çıkarıp at, bu erkekler daha iyi yaşıyor bu psikolojiyi, sen istersen şey yap. kadınlarda da şey var mesela, mütesettirse markası böyle gözüksün, bilmem ne marka daha aşağısı kurtarmaz yani, ben şuradan giyinirim, başörtümü de şuradan takarım. Bakın bunlar inanın ki zenginlikle doğru orantılı olmamalı. Evet. Yani ben param ve gelirim arttıkça arabamın modelini arttıran, başörtümün markasını değiştiren bir insana dönüşmemeliyim. Dönüşmemeliyim. Yani bu kendi değerimi bir şey marka üzerinden tarife etmeye başlamak düşük bir yetişkinlik. Bu ergenlikte olur deriz. Yani o ergenliği geçemedin mi sen o zaman? 30 yaşına, 40 yaşına geldin. Hala araban üzerinden mi kendini tarif ediyorsun? Hala giydiğin marka üzerinden mi kendini tarif ediyorsun? Senin değerin bu değil ki. İyi bir arabaya binmeyelim mi o zaman? Binelim. Binelim. Ama o iyi arabaya binmek bizim değerimizi değiştirmesi. Tabii. Yani ben bugün hadi marka desinler vereceğim. Desinler diye binmeyelim yani. Ben marka vereceğim daha iyi anlaşılsın diye. Ben Mercedes'e binerken kendimi daha iyi hissediyorsam ama yarın öbür gün maddi durumum öyle olmadı, tuttum Fiat'a bindim, Uno'ya bindim. O zaman kendimi kötü hissediyorsam burada bir problem. Çok mu bizden örnekledim? Burada bir problem. Hayır ya, arada skala da çok geniş yani şimdi Uno'yla. Hayır yani düşmez kalkmaz bir Allah yani demişler. Tabii. Yani her zaman Mercedes seviyesinde olmazsın yani. Ha durumun varsa iyi bir araba alabilirsin.
Ama iyi bir araba almak senin hayat hedefi olmamalı diye düşünüyorum. Bu araba muhabbeti bizim aramızda çok yıllardır devam eder de o bakımdan böyle ara Çünkü bak ben şunu da sorguluyorum. Hadi burada biz bizeyiz, biz her hafta şey yapıyoruz. Ben şunu da sorguluyorum. Hani Müslüman kilolu olmalı mı dedik ya. Şunu da bir sorgulayalım yani. Varlığın sınırı yok çünkü. Rabbimin hazinesi geniş, verir de verir yani. Hepimize inşallah versin. Müslüman maddi açıdan da güçlü olsun. Bu duayı hepimiz için ediyorum. Ama zenginlik arttıkça, alım her konuda artıyorsa mesela bunun sınırı neresidir? Hani bu da zihnimize atılmış bir tohum. Müslüman en fazla kaç paralık bir arabaya binmeli? Bunun da sorusunu sormak, evet cevabını ya iyi vermek lazım. Ya da en azından lazım. Mesela yani şey yani oranın işte parametrelerini falan iyi ayarlamak. İyi ayarlamak. Niçin o parayı yani veriyorsun vesaire onları anlatmak lazım. Konu başka taraflara gitmeden. Hayır çünkü gerçekten varlığın da sınırı yok İlla ki. Ben zengin canım. Oldukça hep daha iyisin. Ama mesela şurası şey olabilir yani ben şeyim ekonomik çok rahat durumdayım ve milyon dolarlık araba koleksiyonum var. Her gün ya da ayda bir tanesine biniyorum. Bir Müslümanın yapmaması mesela gerekli olan bir şey. Mesela derler ki ama zekatını da veriyor. Amenna tamam ya o farz olan zaten onu zaten yapacaksın ama yani zekatımı veriyorum diye araba koleksiyonum olabiliyor mu benim? Bak bazı Müslüman ülkelerde bazı Müslüman tırnak içinde kralların bilmem nelerin işte araba koleksiyonları bilmem neleri falan var ve o ülkelerdeki perişanlık da ortada yani. Demek ki burada ters bir şeyler var. Birileri öyle hazzını ötelemeyip hep kendine dediği zaman aslında Cenab-ı Allah ne diyor? Sizin zenginliğinizin üzerinde fakirin hakkı vardır. Hakkı vardır. Ne kadar çok zenginsen o kadar aslında fakirin hakkı da üzerinde demektir. Onu vermen lazım. Ve onu o bilince geliyorsan çocuğuna verebiliyorsun. Geçen gün Enes'le konuşuyoruz. Diyor ki anne diyor Ronaldo'nun diyor böyle bir araba koleksiyonu var. Bilmem ne marka arabalar var falan böyle o iyi bir şeymiş gibi bunu anlatıyor. Dedim ki ay çok üzüldüm şimdi ona ya dedim. Birden böyle şey oldu. Niye ki dedi ne kadar güzel bak bilmem ne marka var şu var. E dedim yani demek ki bak dünyanın tanıdığı ve yeteneğine hayran olduğu bir futbolcu olmuş ama kişiliğini geliştirememiş. Hala kendini o marka araba alınca iyi hisseder bir halde. O kadar böyle çocuk gibi kalmış yani 30 küsur yaşına gelmiş ama hani dedim küçük çocuklar onu da alacağım onu da alacağım der orada kalmış yazık dedim. Allah dedim böyle doygun bir kişilik oluşturmayı nasip etsin onu demek ki yapamamış yani. O yüzden bir yetişkinin ne hissettiği çocuğuna ne geçirdiğidir. Öyle insanlar var ya mesela çocuğuna ben çocuğuma bilmem ne marka telefon aldım koydum cebine deyip binlerce liralık telefonu iyi bir şey. Niçin çalışıyoruz ki başka alacağız tabii. Ama olur mu? Senin bunu alacak paranın olması ayrı bir şeydir. Ama çocuğunun cebine onu koyman çok çok ayrı bir şeydir. Yani sen çocuğuna iyilik mi yaptın acaba? Yani. Yoksa kendi içindeki iyi baba, iyi anne şeyini buradan besliyorsun da çocuğunun önüne yığarak kendini iyi mi hissediyorsun? Bir de çocuğuna sor bakalım onu aldığın zaman mutlu mu oluyor gerçekten? Yani, ya da mutluluk rolü mü yapıyor? Ne kadar hırçın oluyorlar biliyor musun? Çünkü ben çocuğumun cebine 7-8 bin liralık bir telefon koyduğum zaman ne yapıyorum? Onun elinden hayallerini alıyorum, işte ileride bir şeye ulaşma hedefini alıyorum. Yani bu çocuk neyle mutlu olacak mesela? Neyle? Şu an pek çok yetişkinin elinde olmayanı onun eline vererek ben onu ileride neyle? Ondan sonra da diyoruz ki yemedik, yedirdik, onu da giydirdik, bunu da yaptık, öyle de yaptık. Bu çocuk niye böyle oldu? Ne nankör çocuk. Halbuki sen onu yaptın, doyumsuz yaptın işte o çocuğu. İşte bu bilince önce yetişkinin gelmesi gerekiyor. Üçüncü madde bu. Mahcup olmasın. Arkadaşları için de mahcup olmasın maddesi.